çağrısı manzara çekti. Öncelikle şu ifade etmek gerekirse 6. aydan bu tarafa ilçemiz yağış almadı. Yani normalde yağış alan bir ilçe olmasına rağmen yağış almadı. Biz çok yağış alıyoruz ancak bu suyu depo edecek yeraltı su kaynaklarımız son derece kıt. Yüksek dağlarda olmadığı için yazın sadece bu göletlere ihtiyaç duyuyoruz. Göletlerden ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tabii bizi fazlasıyla tedirgin ediyor çünkü bu göletlerdeki çekilme böyle devam ederse biz de kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. Bununla ilgili ciddi önlemler alıyoruz. Bunlar nedir? Şebekemizde kaçaklar vardı. Bu kaçakların peşine düştük. 2 aydan beri her gece bu dinleme, kaçakları dinleme cihazıyla arkadaşlarımız su kaçaklarını tespit ediyor. Ertesi günde bu kaçakları onararak su sarfiyatını en aza düşürüyoruz. Yani bunu rakam olarak ifade etmek gerekirse günlük 1000 ton civarında su tüketimi varken şu anda 400 tona kadar düşürdük. Hedefimiz 250 tona düşürmek. Yani günlük su tüketimini ilçe olarak 250 tona kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Bostancılar göletinden işte 30 sene önce kurulmuş bir tesisimiz vardı, arıtma tesisi. Atıl vaziyetteydi. Bu tesisin pompa istasyonlarını, depolarını ve tesisi kullanmak kaydıyla ama yeni bir sistem oraya koymak suretiyle de ikinci bir su kaynağı yapmak için uğraşıyoruz. Küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık ve bu kuraklığa bağlı bir çekilme söz konusu. Bilinçsiz su kullanımı söz konusu. Su aşırı sarfiyat söz konusu. Bunlar da bir ilahi ikaz diye düşünüyorum. Bunlardan gerekli dersleri çıkartarak elimizdeki kıt kaynakları çok daha verimli kullanmak durumundayız.